Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili akrat dinleyicileri, size Almanya'nın Bonn şehri yakınlarında bir kasabadan telefon ediyorum. Cumanız mübarek olsun, 3 aylarınız mübarek olsun, Recep-i Şerifiniz hayırlı geçsin, mübarek olsun, Şabanınız verimli olsun. Allah-u Teala Hazretleri Ramazan'a sıhhat afiyetle erdirsin. Maddi manevi yönden kazançlı çıkartıp hakiki bayramlara vasıl eylesin. Efendim, bugünler hocamız Mehmet Said Kotku Efendimiz Hazretleri Kaddesallahu Sürrahül Aziz'in vefatının sene-i devriyesi olması münasebetiyle bu konuya yakın bazı hadis-i şerifleri sizlere okumak istiyorum. Bu cuma konuşmamda anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu dünyaya imtihan için geldik ve bu dünyadaki her hareketimiz, sözümüz, niyetimiz tespit ediliyor, deftere yazılıyor. Yaptığımız iyi şeyler, efendim, sevap kazanmamıza sebep olacak şeyler hesaplanacak. Kötülükler, günahlar hesaplanacak. Bunlar mizanda, terazide, ahirette tartılacak. Zerre kadar hayır işleyenin hayırı geride boşta kalmayacak, zayi olmayacak. Zerre kadar şer işleyenin efendim şerri efendim karşılıksız kalmayacak. Allahu Teala Hazretleri efendim Maliki Yevmiddin, yani kullara yaptıkları ibadetlerin, kullukların, iyiliklerin, kötülüklerinin karşılığının verildiği günün sahibi Allahu Teala Hazretleri herkesi hesaba çekip mükafatlandıracak veya cezalandıracak. Ahirete imanımız, imanın en önemli, en sağlam, en mühim konularından birisi. Çünkü insan ahiret imanına sahip olan Müslüman bu imanı sayesinde her şeyini hesaplı yapıyor. Ayağını denk alıyor. Efendim, Allah'tan korkarak, cehennemden korkarak, hesaptan korkarak, cenneti arzulayarak, Allah'ın rızasını kazanmayı dileyerek efendim çalışıyor. Ahiret duygusu insanı insan yapıyor, insanı kamil yapıyor, evliya yapıyor. O bakımdan çok önemli bir husus ahirete iman. Herhangi bir şekilde ahirete imanı olmayanlar da çok zalim, gaddar, hain, fasık, facir, kötü insanlar oluyorlar. Çünkü ne yaparsa yanına kâr kalacak sanıyorlar ama aslında onların sanmaları efendim bir şeyi değiştirmez. Hem bu dünyada hem ahirette Allah cezalandırıyor. Üstelik bu dünyada da cezalandırıyor. Zalim mutlaka zulmünün karşılığını, cezasını görüyor. İleride bu dünyada da efendim imtihan dünyası olduğu halde, meşakkat yeri olduğu halde, müminin dünya zindanı olduğu halde efendim yine bu dünyada da müminler de yaptıkları iyiliklerin karşılığını, faydasını görüyorlar. O da karşılıksız kalmıyor. Mutlu yaşıyorlar, huzurlu yaşıyorlar. Herkes tarafından seviliyorlar. İşleri rahat oluyor, müsterih oluyor. Efendim, herkes onları bağrına basıyor, baş tacı ediyor. Bunların hepsi tabii birer manevi mükafat. Ayrıca maddeten de efendim huzur içinde yaşıyor vesaire. Efendim, herkesin bu hesap meselesini, ahirette amellerin tartılması meselesini iyi bilmesi lazım ve bu dünyada yaptığı hiçbir şeyin gizli kalmadığını, kendisinin görünmeyecek bir yerde bile, tenhada bile, yapayalnız bir odada dururken, dağ başında gezerken bile Allah tarafından görüldüğünü efendim ve melekler tarafından da izlendiğini bilmesi çok önemli. Bir kere yanından hiç ayrılmayan melekler var. O melekler ona efendim daima efendim arkadaşlık ediyorlar. Yaptıkları iyilikleri, kötülükleri yazıyorlar. Ayrıca vücutta görevli melekler var. Yani insan yalnız değil. Yalnız olduğunu sandığı zaman da bile yalnız değil. Ve insan bu dünyada çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ondan sonra bir gün gelip ölüyor. İnsan yaşadığı hak olduğu gibi ölüm de haktır. Muhakkak efendim ölüm gelecek.
hiç bundan kurtuluş yok. Yani ne kadar tatlı yaşarsa yaşasın insan, ne kadar uzun yaşarsa yaşasın ölecek. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Tirmizi'nin büyük hadis alimi, sıhhatli hadisleri toplayan büyük hadis aliminin efendim rivayet ettiği bir sıhhatli hadis-i şerifte buyurmuş ki, zeki insan nefsini hakimiyeti altına alıp, zapturafta alıp, nefsine hakim olup, ahiret için hazırlanandır. Bu dünya fani, ahiret hayatı baki ve ebedi diyerek ahirete hazırlanır zeki insan. El-keyyisü mendane nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Akıllı insan ahirete hazırlanır. Sevap kazanmaya çalışır, cenneti kazanmaya çalışır. Efendim, gaflette olmaz. Vel-acizü, yani karını, zararını tespit edemeyen, menfaatini düşünemeyen, kendisini efendim kazançlı çıkaracak işleri ayırt edemeyen, zarara uğratacak işlerin zararlılığını anlayamayan aciz insanda ne yapar? Nefsini, hevayi nefsinin peşine salıverir, serbest bırakıverir. Hevayi nefsinin peşinde efendim böyle koşar durur ömrü boyunca. Yani içinin, nefsaniyetinin, şehvatının, efendim arzularının peşinde aklının sözünü dinlemeden, Kur'an'ın sözünü dinlemeden, akıllı insanların, hocaların, efendim alimlerin, mürşid-i kamillerin işaretlerine kulak asmadan efendim vur patlasın, çal oynasın tarzında ömrünü geçirir. Nefsini, hevai nefsinin peşine salıverir, takar. Efendim hani bir hızla giden kamyonun arkasına bir insan kendisini iple taksa, yerde sürüklense ne kadar feci bir durum. İşte azgın nefis öyle bir varlıktır. Onun hevalısının peşine takılmak da öyle kamyonun arkasına takılıp da yerlerde sürüklenerek çatır çutur, patır kötür, başı efendim ayağı azaları taşlara çarpa çarpa, toprakta sürme sürme, hızla sürüklenip gitmek gibidir nefsin peşinde gitmek. Cahil böyle yapar. Nefsinin peşinde ömrünü geçirir. Ama şeytan tabii gafletten uyanıp da insan hatasını anlar da ıslah olur, agah olur, uyanır, doğru yola gelir diye insanı kandıracak duygular, düşünceler de verir. Duygular, düşünceleri insanın aklına da getirir. İnsanların şeytanları vasıtasıyla da söylettirir. Mesela nasıl söylettirir? Ve temenna alallahil emaniye. Efendim Allah gafurur rahimdir. Mağfiret etmeyi sever, affetmeyi sever. Allah affeder. Yani yok, ben günah işlesem de Allah affeder dedirtir. Böyle ahmaklık olmaz. Evet, Allah gafurdur, rahimdir, gafar zünüptür, setter uyuptur ama eski akıllı insanlar hiç öyle gafurdur, rahimdir diye günaha dalmamışlar. Sevapları işlemeye gayret etmişler. Bütün ömürlerini çok sevaplı işlerle geçirdiği halde yine korkmuşlar da ama arada da ümitlenmişler. Allah gafurdur, rahimdir, bizim hatalarımıza bakmaz. İşte karınca karanca yaptığımız amellerin de kıymeti yok. Aciz naçiz bir şeyler yaptık ama bilmiyoruz ki makbul mü değil mi filan diye amellerinin kabul olunup olunmadığından tereddütlü olarak günahlarını gözünde büyüterek korkar ve efendim hem korku içinde olur hem de bir çeşit ümidini de kesmez. Çünkü ümit kesmek de Kur'an-ı Kerim'de yasak. Korkuyla ümit arasında yaşar. Korkusu kendisini hizaya getirmeye sebep olur. İyi kulluk yapmasına sebep olur. Ümidi de yıkılmamasına sebep olur. Kullukta devam etmesine, iyice maneviyatın yerlere serilip de artık kişinin yani hasta duruma düşmemesine sebep olur. Ümit ışığı oldukça efendim insan gayrete gelir, efendim çalışır. Onun için ümit de lazım, korku da lazım. Efendim akıllı insan ölümden sonrası için hazırlanır, çalışır. Ama bütün ömür boyu ne kadar çalışsak, Allah'ın bize verdiği nimetler eğer ücretli olsaydı, parayla satın alınacak bir şey olsaydı, çok efendim çalışmamıza rağmen
Allah'ın nimetlerini satın alamazdık. Yani bir tanesine bile paramız yetmezdi. Nasıl deniz kenarında efendim kocaman bir köşk olsa herkes beğeniyor ama nerede diyor benim böyle bunu alacak kadar param yok diyor. Denizde bir yat görse efendim böyle Akdeniz'e, Ege'ye giden, mavi yolculuklar yapan efendim çok lüks bir efendim gemi görse ağzının suyu akar, beğenir ama benim bunu alacak, çalıştıracak efendim sahip olacak param yok der. Yani şey yapar ama efendim o kadar yani şey yapmaz, parası yetmediği için sadece beğenmekle kalır. Allah'ın nimetleri de öyle. Yani onları ödeyemeyiz. Mesela bir göz nimeti ücretli olsaydı, paralı olsaydı görmemizin ücretini nasıl ödeyecektik? Yani bir saat bağlasalardı elektriğin cereyanın efendim ölçüldüğü gibi her gördükçe hesap işleseydi fatura ne kadar gelirdi? Efendim bir aylık görme faturası, bir aylık işitme faturası, efendim onun zevki, onun keyfi, görmenin, işitmenin insana sağladığı faydalar, konuşmanın sağladığı faydalar, sıhhatin sağladığı efendim sonsuz faydalar, akıl nimeti, efendim sonsuz nimetler. Yani bunların hepsi faturaya binseydi, saati takılsaydı, efendim ücreti olsaydı insanlar bunların efendim ne tesis masrafını ödeyebilirlerdi ne de hizmet masrafını, idame masrafını ödeyebilirlerdi ama Allah Teala Hazretleri lütfuyla, keremiyle efendim işte bizim yaptığımız ibadetlerin azlığına bakmıyor. Efendim lütfedip eğer ibadetleri güzel yaparsa kullar o zaman cennetine dahil ediveriyor, affediveriyor. Ama yine de iyi niyetini kişinin ortaya koyması lazım. İnsan öldü mü defteri dürülür. Yani melekler artık bu kişi öldü diye defteri kapatırlar. Sevapları, günahları artık o zamana kadar neler işlemişse onlar efendim yazılı kalır. Ama herkes de böyle değil. Arkasında efendim devam eden bir takım adetler bırakmışsa insanlar, bir çığır açmışsa, kötü bir çığır açmışsa, o kötü çığır adet olmuşsa, herkes o kötülüğü onun icat ettiği, o kötülüğü o ölse bile yapmaya devam ediyorsa, filanca adamın efendim açtığı yol, çığır, adet, herkes bunu bayram edilmiş, festival edilmiş, adet edilmiş, o çılgınlığı, o kötülüğü, o kepazeliği yapıyor, adet. Efendim, ha o kötülüğü yapanların hepsinin günahlarının bir misli o çığır açana verilmeye devam eder. Ölse bile kurtulmaz. Onun için kötü çığır açmamaya çalışmak lazım. İyi çığır açanların da efendim tabii o iyi çığırda, iyi yolda yürüyenler, o adetleri yapanların hepsinin kazandığı sevaplar kadar sevabı onun defterine de yazılmaya devam eder ölse bile. Demek ki iyi şeyleri yapma da gayret etmek lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinden müjdeli bazı hadis-i şerifler vardır. Rivayet edilmiştir. O hadis-i şeriflerde öldüğü halde bazı insanların sevaplarının yazılmaya devam edeceği müjdeleniyor. Mesela birkaç hadis-i şerif var ama ben sadece bir tanesini söyleyeceğim. Efendim Müslim hadis alimi İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifi söyleyeceğim. İza matel insanı, insan öldüğü zaman, ölünce inkata'a amelü, onun işi kesilir, gider. Yani sevaplarının işlenmesi durdu, günahların işlenmesi durdu. İcraatı kopar, kesilir, biter. İlla min selasin, ancak üç kimsenin devam eder, kesilmez, kopmaz, efendim bitmez. Kimdir bu sevapları veya günahları icraatı kesilmeyen insanlar? Sadakatun cariyetun. Arkasında sadakayı cariye bırakmış olan bir insanın defterine sevaplar gelmeye devam eder. Sadakayı cariye ne demek? Yani cari sadaka. Sevabı, faydası, işlerliği devam eden ve ondan birçok insanın hala istifade ettiği hayırlı işe sadakayı cariye derler. Mesela çeşme yaptırmışsa adam sağlığında,
o çeşmeden su içildikçe, o sudan istifade edildikçe cari oluyor sadaka, hayrı devam ediyor. Onun efendim sevabı kesilmez. İçildikçe sevap yazılır. O sudan istifade edildikçe, hayvanlar, kuşlar içtikçe, bir şey yıkandıkça, tarlalar sulandıkça efendim o kuyuyu, o suyu getiren kimsenin sevapları yazılır durur öldüğü halde. Veyahut köprü yaptırmışsa mesela, üstünden geçen insanlar, oh çok şükür derenin üstünden geçtik, bak bu olmasaydı geçemezdik karşıya veya ıslanırdık veya efendim kayık tutmak gerekirdi. İşte bak buradan geçiyoruz, ne güzel bunu yaptırandan Allah razı olsun. Tamam, köprüyü yaptıran hayır sahibinin defterine sevaplar yazılmaya devam eder. Bunun gibi. Veyahut bir ağaç dikmiştir. Yani diktiği bu ağacın meyveleri vardır. Onları yedikçe birileri vakıf zeytin, vakıf elma, vakıf armut, efendim, vakıf ceviz ağacı, dut ağacı, neyse, kuşlar bile yese, insanlar yese, başka hayvanlar yese, elmalar yere düşmüş, geçen koyunlar yedi onu, yine sevap yazılır. Kuyu açmış, kuyudan istifade edildikçe sevap yazılır. Mektep yaptırmış, içinde okundukça sevap yazılır. Cami yaptırmış, içinde namaz kılındıkça sevap yazılır, durur kişilere. Demek ki efendim cari hayırlar, sadakalar, yani hayatta olan, yıkılmamış olan, devam etmekte olan hayırlardan o hayırın sahibine sevap gelir, durur. Öldüğü halde işi bitmez, sevap kazanması devam eder. Ev ilmin yuntefa'u bihi. Veyahut da geride herkesin istifade ettiği bir bilgi, bir eser, bir kitap bırakmış olan kimsenin sevapları kesilmez. Bu ilim nasıl olabilir? Ya bir kitap yazmıştır, mübarek bir alimdir, araştırması, incelemesi vardır. Efendim bir kitap yazmıştır, o kitap okundukça efendim kendisine sevap yazılır. Hadis kitabı yazmış, tefsir kitabı yazmış, tasavvuf kitabı yazmış, ahlak kitabı yazmış, akaid kitabı yazmış, fıkıh kitabı yazmış veya daha başka böyle efendim işte ağaç nasıl dikilir efendim veyahut şu hastalıktan nasıl kurtulunur. Neyse, yani faydalanan bir bilgi bırakan arkasında kişinin de defteri kapatılmaz, sevap kazanmaya devam eder. Evveledün salihun yed'u lehu, ya da arkasında bir hayırlı evlat bırakan kimsenin, kendisine dua eden hayırlı evlat bırakan kimsenin defteri kapanmaz. Tabi bu evlat babasına dua eder. Dua ettikçe salih evlat kendisi ibadet ediyor. Namazın, niyazın arkasından ya Rabbi anam babamı rahmeyle, affeyle, mağfiret eyle diye dua ediyor. Tamam. O babanın da efendim sevabı devam eder. Hem çocuk ibadet ettiği için sevap kazanır, hem de babasına dua ettiği için babası da efendim kendisine dua eden o evladı sayesinde sevap kazanmaya devam eder. Tabi efendim evlat kendisinin değil de mesela çoluk çocuğu olmamış adamcağızın efendim hiç evladı yok ama camide boyuna mahallenin çocuklarını okutmuş, Kur'an öğretmiş, namaz kılmayı öğretmiş, dini ilimleri öğretmiş, ahlakı öğretmiş, dürüstlüğü öğretmiş, doğru sözlülüğü öğretmiş. Tamam, o da onun evladıdır, manevi evladıdır. O da efendim iyi insan olduğunu, onun sevabı gene onu yetiştiren hocaya gelir. Mürşid-i kamiller, evliyaullah, insanları manevi bakımdan terbiye eden, marifetullah'a erdiren, ahlakını güzelleştiren, nefsini terbiye eden büyük evliyaullah, mürşid-i kamiller de kimden sevabı alır? Talebelerinden sevabı alır, müritlerinden sevabı alır. Onlar zikir yaptıkça, onlar hayır yaptıkça, onlar güzel ahlaklı oldukça, tatlı dilli oldukça, insanları mutlu edecek hayırlar yaptıkça, mürşid-i kamillerinin, efendim, şeyhlerinin, efendim, defterine sevap yazılmaya devam eder durur. Yani evladın ille kendi sülbünden, kendi zürriyetinden has evlat olması mecburiyeti yoktur. Talebe de olur, efendim, mürit de olur. O zaman insan yine sevap kazanmaya devam eder. İşte bu hocamız Mehmet Said Kotku Rahmetullahi Aleyh Efendimiz Hazretleri 13 Kasım 1980 yılında vefat ettiği için
efendim mübarek. Biz de 13 Kasım olunca hocamız için o zamana kadar hazırladığımız hatimleri, efendim duaları, zikirleri, tesbihleri, işte kardeşlerimizin bazısı efendim 70 bin kelime-i tevhid çekiyor. Efendim kimisi bir hatim indiriyor, kimisi şu kadar İhlas-ı Şerif okuyor. Şimdi Hamburg'dan telefon etti. Mehmet Akif kardeşimizin küçük kızı, maşallah Allah kabul etsin, 5300 İhlas-ı Şerif okumuş, hocamızın ruhuna hediye edilsin diye. Nasıl sevindim, küçücük kızcağız ama vefalı. Bak efendim babasının hocasına efendim nasıl şey yapıyor, böyle dualar ediyor. Tabi bunlardan çok çok sevaplar gelir efendim. Ve o sevaplar o vefat eden mübarek zatın ruhuna vasıl olur. Onun derecesi artar. Efendim kabrinden nuru ziyadeleşir. Makamı yükselir. Memnun olur. Tabi sadece kendisi salih bir insansa kendisi memnun olur. Kabri nurlanır, ışıldar. Efendim ruhu şad olur. Kabri genişler, makamı artar. Ama bir de evliyaullahsa, yani Allah'ın mübarek sevgili kullarıysa, efendim bu kendilerine böyle şeyler hediye edilen kimseler, o zaman hediye edenlere de onlar karşılık verirler. Yani vefat etmiştir ama evliyaullah'a Allah selahiyet verdiğinden onların efendim himmetleri, himmet dediğimiz manevi faydalı efendim lütufları kendilerine iyilik eden kimselere nail olur, vasıl olur. Mesela hocamızla ilgili birkaç hususu anlatarak bu konuyu biraz derinleştireyim. Bilmeyen kardeşlerimiz bilsinler. Düzce'de bir camide namaz kılmıştık yıllar önce. O caminin imamı da efendim rahmetullahi aleyh Bolulu Şeyh Muhittin Efendi'nin müritlerindenmiş, halifelerindenmiş. Kendisi anlattı. Yani bir başka şeyhin müridi ama o şeyh ile bizim hocamız rahmetullahi aleyh çok iyi sevişirlerdi. Muhabbetleri vardı. Ziyaretleşmeleri vardı. İkisi de mübarek insan olarak. Şimdi hocamızı tanıdığı için bu Muhittin Efendi'nin ihvanı olan, halifesi olan hoca efendi şeyden de galiba İzmir'den de bir arkadaşını yanına almış. Demiş ki İstanbul'a gittiğimiz zaman veya özellikle gittilerse artık sırf ziyaret için gittilerse belki öyle gitmişlerdir. Mehmet Said Kutku Efendi Hazretlerinin kabrini de ziyaret edelim demişler. Süleymaniye'de Kanuni Süleyman'ın cennet mekan Kanuni Süleyman Han'ın türbesinin yakınında hocamızın kabri. Türbesinin girişinde sol tarafta Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendimizin muhterem valide hanımla beraber kabirleri var, eşiyle beraber. Oradan biraz daha ileri gidince de sıra sıra Gümüşhaneli dergahının şeyhlerinin kabirleri var. Orada hocamızın kabri var. Efendim orada şeylerde kabir taşları yazılı, işaretleri belli. Şimdi ziyaret etmişler. Yani hocamızın müridi değil ama hocamıza muhabbet eden bir şey, başka bir şeyhin müridi. Hocamızı ziyaret etmişler, ayrılmışlar. Ayrıldıktan sonra ertesi gün kendisi anlatıyor hoca efendi bana. Düzceli hoca efendi kendisi anlatıyor. Geceliğin diyor rüyamda Mehmet Said Kotku Hazretlerini gördüm. Bana teşekkür etti diyor. Ha, bak evliyaullah kendisini ziyaret etti diye rüyasına girip efendim memnun olacağı şekilde iltifat buyuruyor ziyaret eden kimseye. Tabii ben buna çok sevindim diyor. Demek ki diyor hakiki evliya böyle oluyor işte diye. Efendim sevinmiş, sabahleyin beraber olan arkadaşına rüyayı anlatmış. Demiş ki ben bu gece rüyamda bak Mehmet Said Kotku Efendi Hazretlerini dün ziyaret etmiştik ya, gece rüyama geldi mübarek, bana teşekkür etti demiş. Demek ki ziyaretimiz kabul oldu. Evliyaullah büyüklerin böyle sevgisi fayda verir demek ki deyince. Öteki arkadaşı da elini dizine vurmuş. Yahu demiş Allah Allah demiş. Benim de rüyama geldi. Ben de rüyada gördüm. Bana da teşekkür etti demiş. Yani hani tesadüf değil. Görüyorsunuz manevi yani kesin bir olay. Kendisini ziyaret etti diye her iki zata da rüyasında teşekkür ediyor. Demek ki ruhlar aleminde kendisinin serbestliği olduğundan
kabrini ziyaret edenlere böyle iltifat buyuruyor. Başka bir şey anlatayım. Bizim hocamızın böyle kendisine iltifat ettiği, efendim hanımına, çocuğuna iltifat ettiği bir aile vardı. İsimlerini söylemeyeyim. Efendim, bunlar biraz böyle zengin bir aileydi. Efendim, işte ben evlerine gittiğimiz zaman gördüm hocamızla beraber. Çok lüks bir yerde, Boğaz'a nazır, Boğaz Köprüsü'nü gören, çok manzaralı güzel bir evleri vardı. Evlerinin her odasında bir televizyon vardı. Ben yani televizyonun çok az olduğu zaman da evlerinde 9 kadar televizyon saymıştım. Salonda, mutfakta, banyoda, efendim çocuk odasında, bilmem öbür odada, bir iki odada derken tabii pek çok televizyonu vardı. Demek ki parası var ki o kadar alabiliyor çeşitleriyle. Her yerde televizyon koymuş. Efendim ama tabii yani o aileyi anlatmak için söylüyorum. Mesela parmaklarında altın yüzükler vardı erkeğin. Halbuki erkek altın yüzük takmaz İslam'da. Demek ki onu bilmiyor yani o kardeşimiz, o bey, o evin efendisi. Sonra salona girdim ben şaşırdım çünkü bir köşesinde bar Amerikan vardı. Yani içinde böyle viskiler, likörler, artık çeşit çeşit içkilerin olduğu böyle bir bölme, tezgah vardı. Ben şaşırdım ve biraz da tabii Müslümanlığım dolayısıyla efendim garipsedim. Hatta düşündüm yani hocamız niye böyle bir kimseyle böyle şey yapıyor diye, efendim ahbaplık ediyor diye, ama sebebi varmış. Çünkü sonradan inceleyince anladım, bu mübarekler, bu kardeşlerimiz İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretlerinin şeyhi İsmail Fakirullah Hazretleriyle akrabalarmış. Demek ki o sülaledeki asaletten dolayı hocamız onları seviyor, onları ziyaret ediyor. Tabii işin bir yönü bu. Şimdi bu evin beyi, efendim kardeşimiz bana anlattı hocamız vefat ettiği zaman. Efendim, hocamız vefat edince bir camiye gitmiş. Bakmış ki imamın çok güzel sesi var, güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Onun yanına varmış, demiş ki benim bir hocam vardı, vefat etti, ben onu çok seviyordum. Sen onun için bir hatim indirir misin? Okur musun Allah rızası için? Okurum demiş hafız. Çok güzel sesli diyor. Ama demiş şartım var benim. Nedir şartın? Ben her sabah geleceğim, sen okuyacaksın, ben de Kur'an-ı Kerim'den takip edeceğim. Böylece karşılıklı dinleyeceğiz filan. Anlaşmışlar. Tamam. Efendim, hatim indirmişler bu anlatılan usulle. Hatimi indirmişler. Efendim, diyor ki çok garip şey oldu diyor. Hatmin indiği gün, duasının yapılacağı gün cami diyor böyle mübarek kadınlarla, cemaatle doldu diyor. Ben hayret ettim. O kadar kalabalık değilken o cami. O gün özel olarak büyük bir kalabalık, izdiham oldu. Şaşırdım diyor. Demek ki manevi bir şeyler vardı işin içinde. Yani hocamıza hatim indirildiği için olduğu anlaşılıyor. Sonra işte dualar etmişler. Hatim duası yapmışlar. Hocamıza hediye etmişler hatmi şerifleri. Efendim sonra Hoca Efendi'yi almış, efendim bir güzel lokantaya götürmüş, çok güzel bir ziyafet çekmiş sevdiğinden, sesini beğendiğinden, işte hocamıza da hatim indirdi diye hediyesini vermiş vesaire. Şimdi diyor o gece diyor rüya gördüm diyor bizim bu efendim evinde bar Amerikan olan kardeşimiz, Allah selamet versin, kusurlarını düzeltmek nasip etsin hepimize. Efendim o gece diyor rüya gördüm diyor, şöyle büyük bir yalçın dağın önünde insanlar kuyruk olmuş diyor. Bir mağaraya giriliyormuş. Ben de diyor o kuyruğun en arkasına gidiyorum diyor. Fakat birden diyor bakıyorum kuyruğun en ön sırasına geçivermişim. Nasıl olduğunu anlayamadım diyor rüyada diyor. En arkaya girdiğim halde en öne geçivermişim. Hemen içeri girdim diyor. Büyük böyle mağara var. Yüksek tavanlı dağın içinde. Güzel bir mağara diyor. Bir de baktım ki hocamız bir kenarda oturuyor. Yanında da iki kişi daha var. Onları tanıyamıyorum. Onlar da mübarek kimseler diyor. Tabii ben çok memnun oldum hocamızı görünce diyor. Halbuki vefat etmişti. Efendim sarıldım diyor böyle. Halbuki hayattayken beni hiç öyle selamlamamıştı, kucaklamamıştı diyor. Güzelce böyle birbirimize sarıldık, kucaklaştık diyor. Çok memnun olduğum için efendim demiş ben buraya her zaman geleceğim. Her zaman, yani çok memnun kaldım. Buraya her zaman geleceğim demiş. Hocamız da gülerek demiş ki buraya her zaman insanı almazlar. Yani gelemezsin demiş.
efendim, tabi şeyin kuyruğun en arkasındayken en öne geçmek de ne demek? Hocamızın mühiplerinin sonradan arasına katıldığından en arkada oluyor kuyrukta. Fakat hocamızın ruhuna hatim indirdiği için de hocamız iltifat etmiş olduğundan ön sıralara geçmiş oluyor. Efendim, işte böylece yani diyor kendisi, ben diyor ona hatim indirdim diye böylece keramet gösterdi, iltifat eyledi, rüyama girdi, göründü diyor. Bu ikinci. Üç olsun diye bir tane daha söyleyelim. Hani salih insanların hatıralarının anıldığı da iyi oluyor ve o anıldığı yere de gökten nur iner diye şey var, biliyoruz. Salihlerin anıldığı yere nur iner diye. Şimdi Medine-i Münevvere'de bizim Mustafa kardeşimiz var. O efendim işte hocamıza hizmet etmiş hacca geldikleri zaman, evinde misafir etmiş filan. Ondan sonra da hocamız biraz hastalanmış bir vaziyette işte Türkiye'ye dönmüş. Türkiye'ye döndükten sonra bir hafta kadar kalmıştı 1980 yılında. Bir perşembe gelmişti. Öteki perşembe öğle üzeri ruhunu teslim edip ahirete irtihal eylemişti. Mekanı cennet olsun, makamı yüksek olsun. Şimdi işte bir hafta kaç gün öncedense görüşmüş oldukları kimse tabii vedalaşıp İstanbul'a geldikleri için durumu bilmiyor Medine'den. Gece diyor rüyamda hocamızı gördüm diyor. Mustafa demiş artık ben gidiyorum hadi Allah'a ısmarladık demiş. Bir güzel vedalaşmış. O Mustafa kardeşimiz uyanınca ailesine demiş ki hocamız galiba vefat etti. Nereden anladın? Çünkü demiş rüyama girdi bana Allah'a ısmarladık dedi. Hadi artık ben gidiyorum dedi. Teşekkür etti. Ayrıldı demiş. Hakikaten telefon açmışlar. Hocamızın vefat haberini almışlar. Aynı şekilde böyle vedalaştı. Bir iki kişi daha ben hatırlıyorum bana rüyamıza hocamız geldi Allah'a ısmarladık dedi. Sonra tahkik ettik ki o gün vefat etmiş diye bir iki kişiden daha duymuştum. Efendim demek ki Evliyaullah vefat ettiği halde efendim kişilerin rüyalarına girip böyle onlara iltifat edebiliyorlar, hizmet edebiliyorlar. Allah-u Teala Hazretleri bizi de sevdiği kulları zümresine dahil eylesin. Bir de hakikaten sevdiği kulları var tabi. Peygamberleri seviyor. Sevmiş, peygamber seçmiş kendisine. Ondan sonra salih kulları seviyor. Muti kulları seviyor. İyiliksever kulları seviyor. Merhametli kulları seviyor. Başkalarının hizmetine koşan, onlara iyilik yapan kulları seviyor. Abid, sahid, salih efendim. Namaz kılanları seviyor, oruç tutanları seviyor, tesbih çekenleri seviyor Allah Teala Hazretleri. Bizi de sevdiği güzel işleri, ibadetleri, kullukları yapmaya muvaffak eylesin. Bizi de sevdiği kullarının sevgisine, iltifatına, teveccühüne nail eylesin. Bizi de hüsnü hatimeler ile güzel bir şekilde ahirete mümin-i kamiller olarak göçenlerden eylesin. Efendim kabri cennet bahçesi olanlardan eylesin. Kabirden kalktıktan sonra da peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olmayı nasip eylesin mahşer yerinde. Peygamber Efendimizin hamd sancağı altında onlarla beraber toplanmayı nasip eylesin. Efendim mahşer gününün tehlikelerine, sıkıntılarına, dehşetlerine, azaplarına, korkularına uğramadan efendim bir gayri hesap, hesaba çekilip terlemeden efendim cennete girenlerden eylesin. Cennet içine bizi o sevgili mübarek kullarına, evliyaullahına komşu eylesin. Cemaliyle müşerref eylesin. Rıdvanı ekberine vasıl eylesin. Evlatlarımızı da, sevdiklerimizi de böyle salih kullar eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim, mübarek cuma gününde hepinize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.